Ferah bir ev görüyorum yine. Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şöyle çıkarayım. Alayım. Sağ ol hayatım. Hadi gel bakalım. Hemen geliyorum, bunu koyayım. Ay, çok da şık. Ay. Nasıl şıksın sen böyle şıkır şıkır? Bu elbise ne, özel bir elbise evet, miydi? Evet, sözgün elbisem. Ben de sizin için giymek istedim ay, bugün. Ay ne yaptın bizim için ve evet, izleyenler için. Evet. Çok naziksin, çok kibarsın. Çok teşekkür ederim. Sözde demek bu elbiseyi giydin. Aynen, sözlü elbisemi giydim. O zaman formunda hiç değişiklik yok, böyleydin. Yok, aynen böyleydim. Bir altınlarım yoktu. Onlar sonradan oldu. Güzel olmuş onlar da. Aynen öyle. Bir, aynen böyle. Ben her zaman süslü bir kızım. Maşallah. Kaç yıllık evliydin Damlacığım? Bir yıl üç ay. Bir yıl üç ay. Kaç evet, gün? Kaç gün bilmiyorum. Niye sürekli dün de sen bir yıl, üç ay, bir yıl, üç ay? Aslında bana sordular. Mı? Aslında bir özelliği yok ama sordular. Şimdi herkese aynı şeyi söylemek diyeyim de bir yıl, üç ay dedim. Hangi gün evlendin? Hangi 11, ayda? 11'i. Ekim 11. Ekim 11'de. Evet. Hadi bakalım. Nice nice senelerin olsun inşallah. Amin, hepimizin inşallah. Misafirler geldi galiba. Ay evet, hemen ben karşılayıp geliyorum. Tamam bir tanem, karşıla gel. Hoş geldiniz. Hello. Hello. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, merhaba kızlar, merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? İyi misiniz? Elim kolumuz. Geçin buyurun. Nasıl yerleriniz? Geçin. Teşekkür ederim. Ay, çok güzelsiniz. Öpüyorum, siz de çok güzelsiniz. Aşkım, Hülya Aşarım hoş geldin. Ay Zeynep Hanım bu sefer geç kalmamış. İyiyim, nasılsınız? İyiyiz efendim, siz nasılsınız? Buyurun, buyurun. Sen de gel evet, böyle, ben de böyle geçeyim. İyi, nasıl geçti yolculuk? Çok güzel. Değil mi? Evet. Bu arada şimdiden söyleyelim. Zeynep Hanım ta Sakarya'dan geliyor. Ama değer. Değer. Bu heyecan için herkes gelsin, herkes başvursun. Değer, muhteşem. Oh, harika. Montları almadınız Damla Hanım. Hemen alıyorum. Biraz geç kaldınız Damla Hanım. İşte aa, o heyecan. Benim yüzümden ben konuşmaya tuttum valla. İlk girerken karşılaması güzeldi. Ben de hello falan diyerek girdim. İlk enerjimiz güzeldi. Bakalım çıkarken de aynı şeyi söyleyebilecek miyim? Evet, bugün karşılama güzeldi. Ama dün de söylediğim gibi Gizem Hanım'da da bir kolonya beklerdim demiştim ya. Bugün de aynı şekilde bir kolonya ya da bir ikram beklerdim kapıdan girişte. Bugün böyle bir çiçekler açmış, çiçekler güller açmış herkese. Biraz yıl sonrası yaşatalım dedik. Oh, çok iyi yapmışsınız. Yazı şimdiden özledik ama evet, siz de böyle zümrüt yeşilleriyle... Evet, vallahi siz de görünce özendim. Beni kıskandığınızı zaten evet, söylüyorum. Kıskandım ben Zeynep. Estağfurullah. Sizin hiç güzelliğinizin... Hiç gelinmeyelim, ben kıskanır mıyım? Ben inanın sizinle selfie çekildim. Sizin güzelliğinizin yanında sönük kalmışım. Gerçekten şimdi... Benim gelinlerimin hepsi güzel. Baksana. Muhteşemsiniz gerçekten. Siz de yeni gelinsiniz. Vallahi 4 sene oldu ama... Ben sanki böyle bir 15 senelik evli gibi hissediyorum eşimle kendimi. Hep varmış hayatımda gibi. Sizde de öyle oluyor mu bilmiyorum ama. Evet, evet oluyor. Ben de 25 yıllık evliyim ama bana sorsan 25 günlük gibi. Değil mi bak? Ya, çok su gibi geçmiş. Gibi diyorsun Zeynep Hanım. Su gibi geçmiş. Çocuklarımıza maşallah, baktıkça inanabiliyoruz. Yoksa inanmıyoruz. Ama ben samimi bir şey söyleyeyim. Bu programda böyle abla olmaktan, anne olmaktan o kadar mutluyum ki. Hepsi benim kızlarım gibi Zeynep Hanımcığım. Aynen, vallahi biz de öyle gördük. Onun için katıldık. Evet. Çünkü ben o çocuk yapabilen şanslı annelerden olamadım. Allah nasip etmedi ama Allah bana bir sürü gelin verdi. Evet. Bunun keyfini sürelim. Aynen öyle. Hediyeni aç istersen. Evet. Hediyesini vereyim elimde. Ver, ver. Umarım beğenirsin. Çok teşekkür ederim. Vallahi çok sağ olun. Hediye almak da vermek de çok güzel. Evet. En sevdiğim anlar şu anda. Gerçekten. Ama böyle hızlıca yürü. Tamam. Neyse böyle bir hemen paketi yapmak istiyorum. Herkes çok seviyor hediyeyi. Çok teşekkür ederim gerçekten. Aa, çok çok güzel. Ay çok şık. Gerçekten ben de çok beğendim. Evet vallahi gold detaylı, ben çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim kızlar. O zaman sohbetimiz kahvesiz olur mu? Bir kahve. Sohbetin yanına kahve ister. Evet. Kahvelerinizi nasıl içersiniz hanımlar? Biliyorsun, beni az şekerli evet, artık alıştınız. Şekerli. Ben orta alayım. Sade. Sade. Ben de sade. Ben tuzlu alayım, az tuzlu. Tuzlu? Tuzlu. Evet, neden şaşırdınız ki?
Az tuzlu. Belki tansiyon falan yok. Göreceğe mi geldiniz? Zeynep Hanım, göreceğe mi geldiniz? Ben şuradan zigonları hemen alıp geliyorum. Pakistanlılar bile karpuzun üstüne tuz tepeleyip yiyorlar yani. Tabii. Pakistan'da. Bak, narın üstüne tuz duydum ama karpuzu ilk defa duyuyorum. Canı demek Zeynep Hanım tuzlu kahve istemiş aşkım. Deneyin ama. Hayatınıza bir fark katın. Sıradanlıktan çıkın, deneyin bence. Tavsiye ederim. Zeynep Hanım ama her gün fark katın. Hani böyle istemeye geldiklerinde hepiniz yaptınız mı öyle tuzlu biberli kahveler? Peki niye şaşırdılar? Damatlara niye içiriyorlar madem içilmiyordu? Zeynep Hanım, onu bunu bırak. Geçtiğimiz günlerde birisi kahvesine karabiber koymuş. Ne olmuş biliyor musun? Çocuğun bir alerjisi tutmuş. Çocuğun şişmiş boğazı, ölüyormuş, hastaneye konmuş. Ya evet, tuzu anladık, hani tuzu biberi olsun evliliğiniz, o şekilde. Biberi fazla kaçırmayın, bu damatlara yazıktır yani. Tuzu şap gibi yapıyorsunuz kahveleri, acılı biberli. Ben içiremedim eşime, belki ondan kalmıştır bende. Ha, İhsan bugün iç tuzlu kahveni tam olsun. Bizim zamanımızda öyle moda yoktu. Ha. Tam tersine bol şekerli yap, ağzınızın tadı hiç kaçmasın vardı. Ben tuzlu kahveyi şurada 5-10 senedir duyuyorum. Zeynep Hanım niye tuzlu kahve istedi ki? Yani göreceğe mi çıkıyor acaba? Zeynep Hanım yine bir farkındalığını koruma çabasında. Çok şaşırdım. İçinde kalmış herhalde. Eşi içememiş sanırım, o da denemek istedi. Ben şaşırdım. Kahvelerin çoğunu tamamladınız. Bayağı hızlısınız. Evet, hemen yapıyorum. Beni sor bekletti demesinler. Tuzlu kahve olayına ne diyorsunuz? Tuzlu kahve olayını bence biraz abartı buluyorum. Neden? Şimdi 25 yıl önce içiremediği şeyi şimdi benim evimde dikkat çekmeye çalıştığını düşünüyorum açıkçası. Çok saçma da. Yapacağız artık bir şeyler. Şöyle mi yapsak? Ne yapsak düşsez? Tuzlu kahveyi Zeynep Hanım yerine Aleyna Hanım'a mı versek? Çok güzel fikir. Bence bunu yapalım ama Aleyna'dan biraz tepki göreceğiz ama olsun artık. Merak etti, bugün içmek istedi, görüyor musun? Yok, ara sıra içerim. İçer misin? İçmenizi tavsiye Afiyet ederim. Afiyet olsun. Ben bugün şaşırmıştım. Kıyafet çok normal, çok güzel geldi. Ama bugün de istedikleri çok farklı oldu. Her gün bir şok yaratıyor Zeynep Hanım. Her gün bir yerden bir şok yaratıyor bizi. Ama ne diyorum, ben sıradan bir kadın değilim. Hiçbir zaman da olmadım. Farkındalık her zaman yaratıyor. Bir şey söyleyeceğim. Yalnız saçtaki aksesuar nasıl? Bugünkü çok güzel. Bugün kombini çok beğendim. Hayalimize sevindim. Arkadaşımın kızının tokası bu. Toka mı bu? Bir tokayı kadın isterse saçına takar, taç yapar. Beline takar, aksesuar yapar. Çantamın önüne takarım farklı. Her şekilde muhakkak bir fark görürsünüz bende. Şahanesin. Dikkat çekici. Bir şey söyleyeceğim. Ay, kafamdaki sesi susturamıyorum. Aleyna Hanım'ın kahvesine karabiber de mi koysak? Sonra bizi çok tepki çekmeyelim dış ses. Ay, bir şey olmaz ya, azıcık ekleyelim. Bir minnak. Ekleyelim bari. Bir çeltik. Bir çeltik ekleyelim bari. Kendinizi isteme töreninizde gibi hissettiniz değil mi? Aynen öyle, ben sözümü de arkadaşlarıma koydurmuştum. Şimdi kendim koyuyorum, bakalım ne yapacak. Gidelim mi? Gidelim hadi. Tuzlu kahveler. Dikkat edin, düşürmeyin. Yok yok, ben düşürmem. Hadi bakalım.